Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün dedelerin dedesi Vabis'i garajından çıkarttık. Bir tık eski kasa ama V8 motor, arkasında 8 tane egzozlu arkadaşlar. Müthiş bir araba. 3 dorsemiz var arkamız. Niye trafik olmuş anlamadım. Ben kaldırımda duruyorum ama neyse, biz burada fazla durmayalım. Arkadaşlar şimdiden Vabis'in bu yükü sağ salim çekebileceğine inanan, Vabis'e güvenen herkes bu videoya bir beğeni bıraktı bile sevgili arkadaşlar. Hepinizden peş peşe beğenileri istiyorum. Eğer bu videolara sağlam beğeniler gelirse Truckers MP videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ama arabanın sesi sanki bir tık kısık ya. Değil mi? Şöyle arabanın sesini az bir yükseltsek aslında iyi olurdu. Ya da camlar mı kapalı, ondan mı kısık geliyor, o da olabilir. Arkadaşlar Vabis çekmiyor, mazotumuz az, ibreden gördüğünüz gibi. Yani bu az mazotla yola çıktık. Allah yardımcımız olsun, inşallah yolda kalmayız. Şöyle bir sinyalimizi verelim, köprümüze dönelim. Duisburg'un içi değişmiş bu arada. Yani değişeli ne kadar süre oldu arkadaşlar bilmiyorum ama ben çok uzun süredir herhalde Duisburg'a gelmedim. Bana bir garip geldi yani burası. Bir de çıkış çok trafik, aşırı trafik. Buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar, baksanıza. Aşırı derecede trafik var şu an, anlamadım yani. Burası daha kötü olmuş. Hani eğer bunu trafiği çözmek için yaptılarsa arkadaşlar, olaylar daha kötü bir yere gitmiş yani. Baksanıza buradan nasıl çıkabilirsin ki? İleride kesin bilerek yol tıkayanlar vardır arkadaşlar. Az çok tahmin edebiliyoruz yani. Artık Truckers MP'yi çözdük. Bak aşağıdan zaten kayıt demeye başladılar. Yani ileride %100 yolu tıkayan birisi var. Biz onun yüzüne bekliyoruz burada. Vabis'imizle birlikte bir de 3 dorseyle bu trafikte kaldık yani arkadaşlar. Orada bir yerde sıkışsak yani daha böyle dönüş yapacak şey yapacak yerimiz yok. Acaba ışık mı var buranın önünde? Yani inanılmaz bir trafikle başladık gerçekten. Bizim arkamızda çok yok da biz trafiğin tam sonuna geldik arkadaşlar. Ama neyse, buradan çıkalım eseceğiz inşallah. V8 motor hakkını verecek arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Sadece şeyi anlamadım. Bu iki şerit biz birlikte mi döneceğiz yola doğru? Onu çözemedim arkadaşlar. Eğer bizim sol şeride geçmemiz gerekiyorsa işler daha da sıkışık bir hal alacak. Bakalım ne yapacağız? Baksanıza trafiğe. Abi gerçek hayatta yoktur bu kadar tırcı ya. Valla gerçek hayatta yoktur. Bir de yani bu kadar sıkışıklığın içinde 3 dorseyle hareket ediyoruz biz. Adamlar 1 dorseyi çeviremiyorlar arkadaşlar. Alana bir dorseyi çeviremiyorlar. Biz 3 dorseyi çevirmeye çalışıyoruz. Ay ışık varmış ya. Arkadaşlar ama sanki yani önde trafiği engelleyen bir durum yoksa bence ışık da geçilebilir ya. Ne diyorsunuz? Yani ben... Pardon. Sağdan yol çıkıyormuş arkadaşlar. Dediğim gibi Duisburg'a şu anda bu değişik haliyle ilk defa giriyorum. Yani sakın öyle hareketler yapmayın. Burada kırmızı yanarken geçmeye çalışmayın. Yok işte Aykut Küçük videoda böyle demişti de geçtim falan. Yani dinlemezler arkadaşlar, aman diyeyim. Hadi bakalım, yol açıldı. Biz şuradan bir Palayız yoluna doğru ilerlemeye çalışacağız. Ooo! Ne lan? Oğlum bu ne yaptı ya? 15.49. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gel sen de vur. Hocam gel sen de vur ha. Sana yol yok. Giremezsin bu yola kardeşim. Bu yola giremezsin. Ben oradan geçiyordum zaten. Adam vurdu. Kayıt var, video var. Yapacak bir şey yok hocam. Geçemezsin. Öyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlar. Tamam, video yine bir tık gergin başladı. Yorumlarda aşağıda arkadaşlar bir yazın. Bu arkadaşa neler söylemek istediğinizi yine yorumlarda belirtin lütfen arkadaşlar. Buradan şöyle bir sinyalimizi verelim. Aşağı dikilelim. Zaten Talayız yoluna çok sürmeden gireceğiz diye tahmin ediyorum. Videonun 5 dakikası trafikten çıkana kadar geçti. Truckers MP yine bildiğimiz gibi ortalık gergin. Biz de gerginiz. İnşallah yolun bundan sonra kalan kısmında kaza bela yaşamadan bu yolculuğu tamamlayacağız arkadaşlar. Ha, arkamızda ne var? İnşaat demiri, inşaat borusu, küçük inşaat borusu. Bol bol boru ve demir taşıyoruz arkadaşlar bugün. İleride yine ortalığı karıştıran birkaç arkadaş var. Bu sağa mı geçiyor, sola mı geçiyor, nereye geçiyor? Ben şöyle bir sola sinyalimi vereyim hocam. Şuradan doğru süzülelim biz. Burada 90'da limitör mü var? 80'de limitör mü var Duisburg çıkışında, onu anlayamadım tam olarak. Galiba öyle.
Benim çünkü araç 80'i geçmiyor arkadaşlar. İleride bu limit kalkar diye tahmin ediyorum ama. Ha, bu yolu tanıdım lan. Ben bu yolu tanıdım. Buradan sonrası buradan sonrası aynı gibi sanki ya. O eski Duisburg-Palais yolu gibi arkadaşlar. Evet, şehir içinden çıkınca hız limiti kalktı. Bu arada akşam çökmek üzere. Karanlık olmadan bizim sağ salim bu yükü getirmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım getirebilecek miyiz? Umarım başarırız. Tabelalar falan güzel olmuş ama baksanıza. Bir de benim Wabiz şöyle bir hafiften sekeliyor arkadaşlar. O da hoş bir görüntü yaratıyor. Ben şöyle yine bir sola sinyal vereyim. Ben 3 dorsayla yapıştıra yapıştıra gidiyorum valla. Wabiz çekiyor arkadaşlar. Ama Allah, fren tutmuş lan. Ne oluyor bunlar? Niye birbirini sıkıştırıyor? Bunlar niye birbirini sıkıştırıyor hocam? Bunlar bilerek sıkıştırıyorlar sanki birbirlerini. Ha, burada yol teke düşüyormuş. Arkadaşlar bilmiyordum ya. Yoksa ben bu arkadaşa yol verirdim ha. Vallahi bilmediğimden kaynaklandı. Ben bu arkadaşa yol verirdim. Dediğim gibi tam kestiremiyorum şu an. Buradan sonra artık bizim o klasik Duisburg Palais yoluna herhalde girdik arkadaşlar. Ama yani videonun yarısı bitti biz bu yola girene kadar. Ne yapacağız bilmiyorum. Oğlum ben retarder çekince arabadan lastik sesi geliyor ya. Bak 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 bak, nasıl kayıyor bak. Arkadaşlar bu arabanın retarderi bozulmuş. Vallahi retardere dokunduğum gibi arabanın ışığı başı ayrı oynamaya başlıyor. Bu bizim başımıza iç açar. Retardere fazla dokunmamak lazım. Freni çok sıksak balatalar ısınacak. Yine çok zor bir yolculuğun ortasında kaldık arkadaşlar. Şuradan ben şöyle bir dönüşümü yapayım. Bizimki 3 torsa arkadaşlar, onlar gibi rahat dönmüyor yani. Ufaktan şöyle bir yolun her yerini kullanmak gerekiyor. Burayı da genişten alalım. Karşıdan gelenler genelde durmuyor arkadaşlar. Sonra dorseler birbirine giriyor. Çünkü benim şu an mesela arka 3. dorse neredeyse karşı şeritten geliyor. Aynadan da görebileceğiniz gibi. Oğlum biz var ya, size bir şey mi? Bak, Truckers MP videosu akşam çekilmez hocam. Yani akşam saatine yaklaşırken burası karışıyor. Şu trafiğe bak yani. Şu trafiğe bak abi. Bu saatlere yaklaşırken Truckers MP'ye bulaşmayacaksın abi. Gideceksin single çekeceksin. Truckers MP'yi ne zaman? Sabah çekersin. Erken saatlerde çekersin. Başka türlü yok. Abi size bir şey mi? Biz daha bu videoda ancak benzinliğe kadar gideceğiz. Ya hocam bu bence bir tık abartı ama ya. Yani bu yolun 20-30'da düşmesini gerektirecek bir sebep yok, anladınız mı? Ya hiçbir şekilde bence bu yol 20-30'a düşemez. Yani anlamaya çalışıyorum bu yolda niye trafik olduğunu. İleride benzinlik mi var acaba hala? Ne oluyor lan bunlar? Bak işte, aha, böyle adamlar yüzüne sıkışıyor hocam trafik. Şimdi ne oldu da orada trafik oldu? Bu mu vurdu acaba? Öndeki mi vurdu ona? Tam anlayamadım. Bu dokular yine bozuldu ya. Bunu çözemedim arkadaşlar, niye böyle olduğunu anlayamadım. Şu anda evet 40'la gidiyoruz. Gaza basamıyoruz öndekilerin yüzüne maalesef. Sen böyle durursan hocam kesin karşıdaki araca da bu kazaya sebebiyet vermiştir arkadaşlar. Yani yolun ortasında böyle duran bir adama güvenmiyorum. Bak ön açık, bak görüyor musunuz bak. Bak önde hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu yolun niye durduğuna dair bir fikir yok. Niye bu kadar bak gitmiyor bak. Bak gitmiyor, görüyor musunuz bak. Öyle açık, yani bu yolun durmasının bir sebebi yok hocam. Niye duruyoruz yani? Yani bunlar adamı delirtir hocam. Niye durduğumuzu biri bana söylesin. Bu ne yapıyor yani burada? Bak bu ne yapıyor? Bir saniye. 1797 reç. 17 info 1797. Dur. Hatta bir de şöyle yapayım. Tamam arkadaşlar. Yani bilerek yapıyorlar. Bak bu işin sorisi morisi yok hocam. Bu işin sorisi morisi yok. Bilerek yapıyorlar. Yolun ortasında bilerek duruyorlar yani. Ben şuradan yapıştırsam karşıdaki araba duruyormuş. Ulan yapıştırılır ya. Bunlar iyice yavaşladılar zaten. Vallahi solladım arkadaşlar. Gitmiyorlar. Ne yapayım? Gitmiyorlarsa ben ne yapabilirim yani? Öyle değil mi? Haksız mıyım? Haksız mıyım arkadaşlar? Gitmiyorlar. Bilerek gaza basmıyorlar yani.
Valla bu videoda böyle arkadaşlar. Gaza basmayan adamın dersi böyle verilir yani. Yapacak bir şey yok. Gidecekse gitsin hocam. Alacaksan al beni. Lan burada oyun nasıl kastı, bak bak. Oyun nasıl kasıyor burada? Bunu soldayabilir miyiz acaba burada ya? Yetişir mi mesafe? Mazotunuz tükenmek üzeredir diye bir bilgi geldi bana. Oğlum arabanın gittiği yere bak lan. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? La git. Sen ne yapıyorsun orada? Ormanın içine girmiş geliyor. Allah'ım yarabbim. Arkadaş oğlum nasıl kayıyor lan bizim araba? Oha. Bizim araba nasıl kayıyor? Oha, Aykut küçük yazıyor adam bana aşağıdan. O arkadaşlar Türkmüş bu arada. Ormandan sollayan arkadaş. Ormanda sollayan arkadaş Türkmüş arkadaşlar. Ben 100-110 yapıştıra yapıştıra gidiyorum şu an. Hakkını veriyoruz yani. Mazotumuz tükenmek üzere ama inan hiç fark etmez arkadaşlar. Millet viraja nasıl giriyor lan? Ben de gireyim mi öyle? Arkadaşlar bizim araba da girer mi acaba? Ne diyorsunuz? Allah vallahi girdik ha. Oğlum! Hocam o niye virajda durmuş ki ama? Yani onun yüzüne yaptık kazaya. Bak şu virajda duran eleman yüzüne yaptık ha. Arkadaşlar videonun altında yazın. Sizce kaza neyden sebep oldu? Lütfen belirtin. Bu videonun burada sonuna geldik. İzleyen, destekleyen herkese teşekkürler. Çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.